balıklar, ekran başında mısınız? Hadi sizin burcunuz geliyor. Bu hafta siz neye dikkat edeceksiniz? Hangi alanda yıldızlarınız eksik? Aşk alanında. Peki neden aşk alanında yıldızlar bu kadar eksik? Gezegenler sizin kulağınıza ne fısıldıyor? Sizin neye dikkat etmeniz gerekiyor? Diğer tabloyu da alalım ve soralım sevgili Nuray'a. Balıkların aşk hayatında ne oluyor ki tek yıldız vermişsin? Hayatım, geçmişle ilgili bazı konular için kafaları karışacak. Özellikle geçtiğimiz haftalarda, süreçlerde, aşk yaşamlarında, evliliklerinde yaşamış oldukları problemler, sorunlar ile ilgili yılgınlık, bıkkınlık durumu yaşayabilirsiniz bu hafta. Eğer bu hafta sizler kendinizi yaşayıp bitirdiğiniz konularda yorgun, yıpranmış, hüzünlü, üzgün hissediyorsanız bunu partnerinizle paylaşabilirsiniz. Siz siz olun. Partnerinizden hiçbir duygunuzu saklamayın. Sakladığınız takdirde yolunda giden ilişkilerinizin yolundan çıkmasına sadece siz neden olursunuz. Ve bu sefer bir hafta sonra kendinizi suçlamak zorunda kalırsınız. Aşk hayatınızda huzur, evlilikte uyum, denge, mutluluk istiyorsanız şikayetçi olmaktan kaçınacaksınız. Partnerinizle ilgili problem olan her şeyi çözümlemeye özen göstereceksiniz. Kalbiniz boşsa çevrenizdeki kişilerle, yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Ama dikkatli olun. Hangi konuda? Yeni hayatlarını alacakları kişiler konusunda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü onları yıpratacak aşklara da başlayabilirler. Yani bu hafta her tanıdığınız insan sizin hayatınızın kadını, hayatınızın erkeği gibi bir moda sokabilir. Bir hafta sonra da büyük hayal kırıklığına neden olan durumlar olabilir. İyice tanımaya, kişi hakkında araştırma yapmaya, her şey yerindeyse başlamaya özen gösterin. Tanımadığınız insanlara gönül kapılarınızı açmayın. Hı-hı. Kesinlikle tanımadığınız kişilere yalnızsanız gönül kapılarınızı açmayın. Aynı zamanda maddi yönde iyi durumdasınız. Sizi düşündüren, efendim karamsarlığa sokan, parasal konularda sıkıntılarınız varsa bunların hepsini güçlendirerek kendi yaşam enerjinize maddi açıdan daha büyük fırsatlar kazanacaksınız. Daha önce tecrübeleri, çalışma tecrübeleriniz sayesinde muazzam derecede güvenli atılımlar yapacaklar ve iş yollarında da bayağı ilerleyecekler. Aynı zamanda iş yerinde ve özel hayatınızda iyimser olmak, iyimser bir enerjinin içerisinde bulunmak da size muazzam derecede iletişim konusunda başarı katacak. Bu arada sıhhat ve sağlıkta son derece sağlıklısınız. Fakat bu aşk hayatınızda yaşadığınız geçmişe ait mevzuları derin derin yaşarsanız kaçınılmaz olur ruhsal bunalımınız. Eyvah eyvah. Ruhsal bunalıma girmek istemiyorsanız bir balık burcu olarak aşk hayatınızda geçmiş konuları ve mevzuları lütfen ama lütfen yaşayıp tartışmayın. Çözümlemeye, dengelenmeye özen gösterin. Bak, hiçbir şey içinde acele etmeyin. Acele ettiğiniz her şeye geç kalırsınız. Doğru. Hiçbir duygudan fazla korkmayın ve kaçmayın. Kaçtığınız her şey sizi takip eder, peşinizi bırakmaz. O yüzden hiçbir şeye acele etmeyin, her şey yolunda ilerlesin. Hiçbir insandan, o konudan ve olaydan korkarak kaçmayın. Kaçmayın ki peşinizi bıraksın. O zaman ne oluyor? Enerjisel anlamda o kişiyi ya da o olayı çok mana yüklüyorlar. Korktukları şeyin hemen olmasına neden oluyorlar. O yüzden hiçbir duygudan korkmuyorsunuz. Hiçbir olay içinde acele etmiyorsunuz bu hafta. Her şey vaktiyle, saatiyle yerinde olması için. Özellikle aşk hayatınızda biz olmaya özen gösterin. Bir ilişkide şahane bir ilişkiyi nasıl oluşturabilirsiniz? Sen ben olmayı bıraktığınız anda, biz olmayı deneyimlediğiniz anda, sevginizi aktardığınız anda, dürüst ve içten olduğunuz anda diyor gezegenlerin kombinasyonu. Ve bu hafta onlara spotum şu: dengede kalın. Enerjinizi dengeleyin, dengede kalın. Dengesiz duygular yapmayın yani. İkili ilişkilerde mi evet, özellikle? Evet, lütfen. Bak, arkadaşlık da bir ikili ilişkidir. Evlilik de bir ikili ilişkidir. İletişim de bir ikili ilişkidir.
Dengede kalın. Sakın dengesiz tavırlar sergilemeyin. Evet sevgili Nuray ablacığım, yay kadını aradığı aşkı ikizler erkeğinde bulabilir mi? Ne olur uzun anlat demiş sevgili Esma. Şimdi sevgili Esma, ikizler erkeği çok hareketli ve enerjik bir erkektir. Yay kadını ise özgürlüğüne çok düşkündür. O harekete, o enerjiye yeterli olabilirseniz ne hava ve ateş inanılmaz uyumlu olurlar. Ama ikizler hareketli, yaysa haleti ruhiyesine göre hareket etmeyi seven bir burçtur. Uyum sağlarsanız çok mutlu olursunuz. Peki. Görev yaya düşüyor yani. Nur ablacığım, boğa kadını mı? Sen de bir boğası iyi bilirsin demiş. Vallahi bu noktada ben bilmem. Bu noktada burcu astrolojinin gerçek kraliçesi midir? Çok teşekkür ederim. Sen çok de bir boğa kadınısın iyi bilirsin diyor. Boğa kadını mı yoksa terazi kadını mı daha çabuk aşık olur? İkisi de Venüs yönetiyor. İkisi de aşka aşık. Sevmeyi severler. Sevilmeyi severler. Bir boğa kadınıyla bir terazi kadınıyla birlikte olan bir erkeğin işi o kadar kolay ki. Al onu kedi gibi yanına, saçını okşa. Şefkat ver, sevgi ver. Hiçbir şey istemez. O kadar. Bitti. Çözebilene. Çözebilene tabii ki. Peki. Ama hangisini Rabbim o çözmeyi verir? Hak eden çözebilir. İnşallah. Edemeyen de çözemez. İnşallah. Kim kimi hak ediyorsa. Amin. Allah onunla bir beraberlik nasip etsin. Balık kadınının kalbi en çok hangi burç için atar? Akrep. Aa, akrep güzel inanılmaz bir aşk olur o ilişkiden. Akrep ve oğlak erkekleriyle balık kadınları muazzam aşk yaşarlar. Gerçekten. Çok tutkuyla yaşarlar. Süper. Peki Kütahya'dan yazan sevgili seyircimiz sevgili Erkan. Aslan erkeği aşkının esiri olabilir mi? Çok seviyorum. Benimle evlenmesi için onu ikna edemiyorum. Siz de söylerseniz Erkan Merve'ye aşıktır. Sevgili, söyleriz tabii buradan. Sevgili Erkan aşık. Vaktiyle neler yaptın ki güven kaybettin? Evlerden ırak aslan erkeği. Ama evlenmek sen, konusunda. Deme öyle şey. Egosuyla tavan hayatım. Kızcağıza ne yaptı ki güvenemiyor? İnşallah o kapıda hep böyle minik minik inlersin. Sonunda adam olursun alırsın. Kova erkeğiyle koç kadını mutlu olabilir mi? Ay kova erkeği kimseyle mutlu olamaz. Mutsuzluğuyla mutludur. Neden? Çünkü. Zor adamlar, zor erkekler. Yani tecrübe edinenler bilirler. Ben arkadaş olabilirim bir kova erkeğiyle. Ahbap olabilirim, danışanım olabilir. Kapımdan bile geçemez. Kova erkeği. Kova erkeği Allah'ım Allah'ım. Çünkü? Allah'ım dur hiç açma açma boş ver. Kapımdan geçmesin kova erkeği. Hay Allah korusun. Açma dedin diye açmıyorum. Açma aman kapat ya, o enerjiyi istemiyorum hayatımda. Büyük imtihanlardaydı. Ay sus. Neyse hadi. Sus. Ama her kova bir olur mu? Ha, o hepsi aynı. Aynı. Ay hangi kadın, 30 yıldır danışmanlık veriyorum. Bir tanesi yazın Allah aşkına kocası kova olup da 20 sene sabret, 30 sene sabret. Ya delirti, sonunda kendileri deliriyor zaten. Yay kadını boğa erkeğinden ne bekler? Yay kadını boğa erkeğinden özgürlük bekler ama boğa erkeği çok prensipli olduğu için bir yay kadını mutlu edemez. Hmm. Çünkü her şeyi o bilir, filozof. Aşkım sen bugün ne kadar şeysin, negatif değil mi? Hayır hayatım, hakikatleri söylüyorum. Şimdi bak ama bir yengeç erkeği, akreplerin adı çıkmış, ikizler erkeğinin adı çıkmış. Ben akrep erkeğini çok severim. Ya akrep erkeği kadar aşkını tutkuyla yaşayan yok. Ben danışanlarımdan biliyorum. 30 yıl evli kaldım zaten. Nereden tanıyayım akrep erkeklerini? Balık kadını için önce para mı gelir, aşk mı gelir? İkisi de gelir. İkisi. Paralı adam sever. Adamın parası varsa yeme de yanında yat. Allah Allah. Peki. İkizler kadınıyla başak erkeği aşkı yakalayabilir mi? Ay başak erkeği çok cimri olur. Ve ikizler kadınla ya parasının hesabını yaptığı için ikizler yemek yemeyi sen sever. Sen bizim erkekleri gömüyorsun burada ya. O cimri olur, o bilmem ne olur. Çok iyi şey erkek olur. Ama cimri olur. Sürekli adam fiş fatura biriktirir. Hep ödemelerle yaşar. Hmm. Hiç de kredi borcu bitmez. Peki. Yatırımları bitmediği için. Halbuki çocuğu oğlu olanın ileride gelini yiyor parasını. Kızı olanların da damadı yiyor. Kız olun yiyin paralarınızı ya, gençken yaşayın. Yani günü yaşamak lazım aslında. Tabii ki anı yaşayacaksın. Lazım, değil mi? Bak Nurcum, hayat bir armağan, gerçekten süresi, ve süresi de yok. Sizi üzenleri, yıpratanları, size cimrilik yapanları barındırmayın etrafınızda. Peki aşk en çabuk hangi burcun gözünü kör eder? Yani aşka
Tutkuyla aşık burç hangisi? Bak, boğa kadını, akrep kadını, kova kadını, yengeç kadını en çabuk aşık olan burçlardır. Ama en zor bırakıp bir anda bırakıp arkasına bakmayan da bu burçlardır. Hı hı. Kova erkeği kadında önce ne arar? Ay, o ne istediğini bilmez, ne aradığını da bilmez. Genelde susan, ama olacak, sağır olacak, öyle bir kadınla mutlu olabilir. Görmeyecek, duymayacak. Görmeyecek, duymayacak, susacak. Var mı öyle bir kadın? Bence yok, olmasın da zaten. Şimdi meseleyi bilmesen burayı biraz açacağım ama. Ay, açma, gözünü seveyim. Yok, almak hadi, dahi istemiyorum. Geçelim o zaman. Tamam.